Bir bakalım, aktif ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda sosyal medyanın manşetleri. MHP lideri Bahçeli, cem evleri ibadethanedir. Bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır. Bunda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Cem yani, evleri. Bunun üzerine bir siyaset e, şeyi dönüp duruyor, 100 yıla yakındır ama şunu da söyleyelim. Toplumsal yaşamda, yani bütünlüklü yaşamda hmm. ve de bir ülkede yaşamda eşit yurttaş ve eşit inanç meselesi önemli. Yani laiklik aslında tam da burada devreye giriyor. Yani bütün dinlerin Eşit olarak bak bakmadığınızda zaten o karmaşayı, o da o çelişki ya da o e, karşıtlık e, ortaya çıkıyor. Burada bunu zaman zaman siyaset maalesef çok kötü kullanıyor. Ben bu, bu, bu konuda şunu söyleyebilirim. Yani bu ülkedeki bütün inançların eşit olması gerekiyor. Bütün inanç gruplarının e, eşit e, şartlar içerisinde kendi inançlarını sürdürmesi lazım. Buna karşıtlık olmaması, buna bir baskı, bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmak lazım diye düşünüyorum. Şöyle sormak istiyorum. Hani tam gazeteci tabiriyle. Evet. Cem evleri ibadethane midir? Kız, Kızılbaş, Alevi kültürü için tabii ki bir ibadethanedir. Tabii ki bir ibadethane. Bunun ne, ne ben e, yok sayabilirim, e, ne bir başkası ne bir başka bir e, iktidar. Bu anlamıyla da o eşitlik ilkesiz edilendiği ülkelerde bunların hepsi çıkar piyasaya. Peki, devam ediyoruz. Bahçeli'nin bu çok önemli açıklaması. Hatta ortağıyla, Cumhur İttifakı'ndaki ortağıyla belki ters düşme pahasına da önemli bir açıklama. Mithat Sancar'dan AKP'ye dezenformasyonla mücadele etmek istiyorsanız yapacağınız ilk iş Cumhurbaşkanı iletişim başkanlarını lav etmek. Toplumu yalan ve çarpıtmadan korumanın en önemli adımını atmış olacaksınız diyor. Bir sonraki manşete geçtiğimiz zaman Kılıçdaroğlu Amerika'da. Amerika'daki vizyon programımız kapsamında dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için, ikinci yüzyılı vizyonumuz için dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Abi bu arada Kılıçdaroğlu'nun sabah o büyük göklerin öndeki videosunu hazır tutabilir misiniz rica etsem? Hazır mı güven? O New York'ta Manhattan'da geldi Kılıçdaroğlu. Dün bir video paylaştı. Şu anda sosyal medyada en çok paylaşım yapan, en çok etkileşim alan o video eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği yer Türkan Gökdelen'i. CHP lideri ABD'deki Gökdelen'in önünden Erdoğan'a seslendi. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu Gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD temaslarını sürdürüyor. Manhattan'dan bir gökdelene hayırlı olsuna gitti. Sosyal medyadan paylaştı. Erdoğan kim? Anayasa aile kim? Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır notuyla. Kaçış planını hatırlattı. ABD'ye kaçmak istiyorlar. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun imalı mesajı ne anlama geliyordu? Aylardan Mayıs CHP lideri bir grup toplantısında kaçacaklar dedi. Sonra sosyal medya randevusu verdi. ABD'deki paravan bir vakfa toplamda 1 milyar lira gönderildiğini söyledi. Vakfın ismini de verdi. Türkan Vakfı. Gönderen vakıflarınsa Ensar ve Türgev olduğunu iddia etti. Daha sonra da ekrandaki tweet'i attı. Erdoğan'ın çocuklarının vakıflar aracılığıyla ABD'ye para aktardığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ABD'de Türkan Vakfı Gökdeleni'nin inşaatının önündeydi. Bu anları Twitter sayfasından paylaştı. Burası New York, Manhattan, ABD'nin en pahalı iş muhiti. Tanıdığım bir ailenin gökdeleni hayırlı olsuna geldim. Erdoğan kim? Anayasa aile kim? Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır notuyla paylaştı. Çağrısı Erdoğan'aydı. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen sanırlıysan... Gel buradan başlayalım. Ve iki arkadaşımız da Selahattin Demirtaş'la ilgili haberimize ilişkin yorum. Bir tanesi de soru gönderiyor. Soner Bey bir de soru göndermiş. Valla şimdi bundan sonra nasıl evrilir bilmiyorum. Ama belki yeni uyananlar için bir kere daha tekrar edeyim. Sabah söylemiştim. 29 gazeteci arkadaşımız. Keşke onların isimlerini tek tek söyleyebilsek aslında. 29 gazeteci arkadaşımız avukatları aracılığıyla Edirne Kapalı Cezaevine soru göndermişler. Selahattin Demirtaş'ın o sorulara ilişkin verdiği yanıtları avukatları aracılığıyla kamuoyuna sunuldu. Artı gerçekte yapılmıştı galiba değil mi arkadaşlar? Artı gerçekin böyle bir haber düşüncesi ortaya çıkmış ve dolayısıyla onu da Soner kardeşim de bana soru olarak yöneltmişti. Yerel gazetelere geçelim. Yerel gazetelerde en son nerede kalmıştık? Şöyle bir bakalım Fatih Mehmet Maçoğlu'na ekmek sorusu sormak istiyorum. Başkan size bir de ekmek sorusu soracağım. Evliya Çelebi bile böyle gezmedi diyor İzmir gazetesi. 11 partiyle görüştüm, bağımsız kalacağım demişti. AKP'ye geçti diyor. Ve gerçekten de son derece dikkat çekici bir gelişme Mehmet Ali Çelebi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi. Batman'a geçelim. Fıstık bahçeleri Tokyo'ya mi devrediliyor? Yatırıma karşı değiliz. Bahçeler korunsun. Zeydan Beycan açıklama yapmış. Batman merkeze bağlı kuyu başı. Köyü sakinleri ekip biçtikleri fıstık tarlalarının Tokyo'ya devredileceğini belirterek duruma tepki göstermişler. Batman'daki takip ettiğimiz konu. Sayın Başkan şimdi kızmayın da hani Ezgi sizin kızınız işte işsiz kaldı şimdi işsiz, iş, iş, iş işsizlik maaşına başvurmuştu. Yani hepimizi etkiliyor bu. Yani ben hani şunu söylüyorum. EYT'liysem ben AK Partiliyim, komünistim, şuyucuyum buyum fark etmiyor. Ya da işsizsem fark etmiyor. Ya da benim evimde iki tane işsiz varsa istiyorsam ben iktidar partisini destekleyeyim, ister muhalefeti. Ya da evimde iki tane işsiz varsa istedikleri kadar medyanın %95'inde yağlayıp ballasınlar. Gerçeklik değişmiyor. Ekmek ve yoksulluk desemse ne anlatırsanız bize. Evet. <laughs> Öncelikle gerçekten de bu araştırma şeyiniz çok değerli. Mesela ben kızımın bu böyle bir şeye başvurduğunu daha biz bir araya gelmediğimiz için görüşemedim. Bugün bu çok öğrenmişsiniz dün evet, ha, şey günü de, öğrenmişsiniz. öğrenmişsiniz. dün, dün, e, öyle. E, babanız biliyor mu diye sordum. Allah bugün öğrendi dedi. <laughs> evet. için. Şöyle bir şey. Ya insanların vazgeçmediği şeyler var. Yani temel ihtiyaçlar sudur, ekmektir, gıdadır, eğitimdir, sağlıktır, yani iştir. Bunlar bir insanın varlık sebebi. Ya yani bir insan eğer gerçekten e, bozulmasını istemiyorsanız, bir insanın biat etmesini istemiyorsanız onun temel haklarını, o temel ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. Dersim'de aslında biz yerel yönetimlerde, belediyelerde e, bir şehrin e, ihtiyaçlarını belirlerken sadece şuradan şöyle bir proje yapalım gibi bir tartışma yürütmüyoruz. Tersine o şehirde yaşanan sorunların, sıkıntıların bir parçası sorup oradan kendimizi de o merkeze koyarak yapıyoruz. Mesela Bizler halk ekmek ve özellikle halk mutfağı diye bir iki ay önce bir şeyi açtık. Temel insanların temel ihtiyacını karşılayabilecek. Şöyle bir kararla açtık. Yani şehirde insanların artık ekmek alamaz ya da alırken de zorlandığı bir döneme doğru evriliyor. Yani İsmail Bey bundan 5-6 ay önce, 7 ay önce bir insan iş için gelirken ya da çocuğun bursu için gelirken ya da bir hastayken, bir İstanbul'a giderken yolla dair destek verir misiniz diye gelirken bugün bana ekmek alabilir misiniz, bir torba un alabilir misiniz, bana peynir alabilir misiniz, şeker, çay alabilir misiniz şeylerle gelmeye başladı. Bu şu demektir, toplum mevcut yaşam koşulları, refah düzeyi düşüyor demektir. Yani bundan kaçamazsınız. Şehrin belediye başkanı iseniz, bir şehrin yöneticisi iseniz siz sosyal e, yaşama dokunmak zorundasınız. Mesela biz şu anda halk ekmek fırını açtık. Halk e, e, nedir? E, mutfağı açtık. Aşevi. Al Aşevi. Evet. E, özellikle bunu e, ekmek kaç lira? 3 lira ama bir karar aldık. Bir yıl boyunca 3 lira olacak. Çok güzel. Çünkü dayanışma üzerinde kuruluyor bizim. Ya ama bunun halk kaynağı ekmek. nereden başkan? insanların desteğiyle yapıyoruz. Mesela diyelim ki şimdiye kadar e, Dersim'de, tü, Dersim'in dışında yaşayan yüz binlerce Dersimli vardı. Ya da orayı seven insanlar vardı, Singü dostlar vardı. Herkes bir yere bir destek vermek istiyordu. Şimdi biz onu biraz toplamaya başladık. Dedik ki belediye ait meclisimizin kararıyla bir e, şartlı hesap açtık. İnsanlar yardım etmek istediğinde, dayanışmak istediğinde orada toplayıp ihtiyaçları tek merkezden e, şey yapmaya çalışıyor. dayanışma yaptınız. Evet. Şimdi mesela fırın açıldı 2 aydır çalışıyor. Yavaş yavaş eee aşevi aşevi de Ekim'in sonundan itibaren başlayacağız. Şey soracağım başkanım. Şimdi ben bu bu rating mating bu işlere çok kafa hiçbir zaman yormadım ama geçtiğimiz günlerde bunu bilerek de yaptım. Biraz hani onunla ilgilenmezsen o zaten gelir diye baktım her zaman. Fakat Hani bilgiler geldiği zaman da hani hem sevindik hem de halkımızın ilgisi bizim sorumluluğumuzu artırdı. Geçtiğimiz günlerde Cafer Mahiroğlu bizim yönetim kurulu başkanımız aradı da böyle bir takım rakamlar güzel güzel anlattı anlattı. Ama asıl dedi İsmail efendim dedim Cafer Mahiroğlu yönetim kurulu başkanımız. Biliyor muyum? Avrupa'da dedi bir görsen dedi Halk TV'nin nasıl izlendiğini Hı -hı. dedi çok şaşar kalırsın. Lafı nereye getireceğim? Aklıma geldi sizi dinlerken. Avrupa'da sizi çok sevenler var Türkiye'de olduğu gibi böyle çok destekleyenler var. Böyle, böyle Tunceli'den gidenler Almanya, Fransa, Belçik, İsviçre'de, İsveç'te oralardan da böyle bir destek alalım yani bu ne yapalım bir çağrıda da Evet. Yapıyorlar zaten tamam. e, önümüzdeki süreçte de gideceğiz. E, bunları anlatacağız. Avrupa'ya mı? Evet. Hı. Yani şöyle İsmail Bey siz e, para toplamaya giderseniz kimse size destek vermez. Ama siz bir halkın ha. talebine, ihtiyacını gidip sunum yaparsanız Herkes sizin hiç ummadığınız alanda size destek verenlerin sayısı çoğalmaya da başlıyor. Ha. Mesela biz halk ekmeği sadece insanlara ekmek vermek için bir çaba değildi. Aynı zamanda bölgede özellikle buğday, kara kılçık ve beyaz buğday e, üretimiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bölgede e, bu üretimi e, özellikle toplayabilecek bir e, çalışma yürütüyoruz. Ha. Mesela bir e, fabrika var, fabrikayla görüştük. Çünkü ne fabrikası var? Yani bu un fabrikası. Fabrika. Çünkü şöyle bir şey. Yani siz e, üretim yapın dediğinizde eğer hijyen ve koşullar yaratmazsanız, orada o buğdayı e, un haline, paket haline getirip e, dağıtımını yapamazsanız çökersiniz. Biz ha. bundan kaynaklı da o fabrika ile görüşmeler yaptık. Şehirde, bütün ilçe ve köylerde buğdaya dair çalışmalar yürüteceğiz, kooperatifle birlikte üreteceğiz dedik. Siz bunu bununla ilgili düşünceniz nedir dediğimizde şunu dediler bize. Başkanım birlikte bu bu çalışmayı yaparım söz veriyoruz şehirdeki bütün e, buğday e, üreticilerinin buğdaylarını biz almaya hazırız dediler. Bir şey Hatta bir destek de yani. Arada böyle bir, buraya bir yere bakıyorsunuz gözünüz kayıyor nereye Hı. bakıyorsunuz siz orada kime bakıyorsunuz biliyor Bir şey mi var orada bir şey mi gelecek? Evet evet şey gelecek bizim e, ürettiklerimiz buraya gelecek onları tanıtmak istiyorum çünkü e, o köylünün kooperatifin. ürettikleri kooperatifin o köylünün ürettikleri... Evet, bizim kooperatifimizin tamam, e, peki, şey, onu. onları tamam. getireceğiz. Tamam. İşte bu bu bizim için çok değerli ama burada yaparken de sadece orada üret getir, sonra pazara sun, bir kazanç üzerine bir tartışma değil. Ama aynı zamanda bunun bir bölümünü de gerçekten yaşlı olup evinde yemek yapamayacak, yoksul olup evinde yemek yapamayacak bir tas günde bir tas yemekle ve bir tane ekmekle verebileceğimiz bir ee, eşit yani beraber bir proje yapıyoruz aslında halk mutfağının yani aşevi dediğimiz şeyin önemi orada ortaya çıkıyor. Evet üretim yapılıyor. Bir bölümü kooperatifle beraber, bir bölümün insanların desteğiyle beraber, bir bölümü de o yaşlılarımıza, yoksul insanlara yemekle beraber vermek çabamızdır. Peki şimdi bir güzel haberimiz var. Fakat Özlem Hanım diyor ki başkanı çıkarttığınız için çok teşekkür ediyorum. Özlemiştik diyor. Şimdi biliyor musunuz efendim ben eski kanalımdayken, Fox'tayken bir gün kendisini ağırladık biz tabii tanınmasında naçizane katkımız var. Çünkü çalışmaları önemli. Yani tarım, üretim, kooperatifleşme, kadınlar. Yani hep tam bizim hassas olduğumuz konularda. Şimdi bir gün yayında böyle dinlerken ya dedim ki